Bu seferki dolandırıcılık hikayesi yakınımdan büyük miras kaldı diyerek başladı. İddia o ki Mehmet Reşat Beşkat altın işine girdiğini söyleyerek yüksek kazanç sağladığı yalanıyla tezgahına ortak etti çevresini. Tabii ki bu bir düzmeceydi en yakın arkadaşlarına, hatta eşinin bile canını yakıp ortadan kayboldu. Altın alıp altın satıyorum dedi. Bir altın işi var dedi. Bir set düştü 600 bin lira dedi. 300 bin lira açığım var dedi. Bana koyan para değil. 20 yıllık dostum ya. İddiaya göre eşinden, dostundan, akrabalarından milyonlarca lira topladı. Adeta dost kazığı atarak kayıplara karıştı. Karısı da var. Yani karısına da dolandırmış 150 bin civarında. Fatih'te yaşayan Mehmet Reşat Beşkat aylar önce çeşitli bahanelerle çevresinden para toplamaya başladı. Dolandırdığı iddia edilen kişi kimine altın işine girdiğini ve ortak aradığını söylüyordu. Kiminden de borç para istiyordu. Ancak dolandırılanların pek çoğu kendisini yıllardır tanıyordu. İşte bu 3 kişi de kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyordu ve kendisine güvenerek 800 bin lira verdiler. Ben dedi çok zengin oldum dedi. Bana dedi miras kaldı dedi ailemden dedi. Ama şu an o mirasa elleyemiyorum. Altın işe yapıyorum. Altın alıp altın satıyorum dedi. Sen de kazanmak ister misin abla dedi bana. Vallahi dedim durumu biliyorsun yani. 2 tane yaşlı bakıyorum. İsterim ama işin içinde haram yoksa dedim. Saadet zincirine yaklaşık 30 kişi katıldı. Toplanan para 10 milyon lirayı buldu. Beraber ağlar, beraber gülerdik, beraber eğlenirdik. Hani dert ortağımızdı bizim. Ailemizin içine girerdi. Gece gündüz beraberdik yani. Abi gibi sevdiğim birisiydi. Benden borç istedi. Benden kar amaçlı bir şey yok. Ne kadar gitti size? 100 bin lira. Beşkat'ın kayıplara karışacağı o parayı verenlerin aklından bile geçmiyordu. Tek korkum bir araba muraba çarpsa, Allah muhafaza ben bu parayı nereden alacağım diye korkuyordum. Yani kaçma ihtimalini hiç aklıma, şok oldum kaçtım. Çoluk çocuğunu nasıl bırak? Ama o korku gerçek oldu. Beşkat bir süre sonra topladığı milyonlarla sırra kadem bastı. Tüm mağdurlar gibi siz de paranızı istediniz. Size ne dedi sonra? İşte ses kaydı attı. Ne diyor? Bu kumar benim her yerim bitirdi. Orada kalsaydım rahat verilmeyecekti. Dedim gideyim ve başarıyla çalışayım. Her ay göndereceğim abi, sözüm söz. Gittim diyor ama. Git, ben inanmıyorum. Yeni bir kurban seçiyor. Bak bunu görenler, duyanlar varsa yani buna sakın inanmasın. Suç duyurusunda bulunan mağdurlar şimdi savcılıktan gelecek haberi bekliyor. Evet, ben de bu.